Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Yüksek tansiyon hastası olan arkadaşlar ya bu ağacın altına toplanın ya da bu ağacı bulamıyorsanız bu videonun altına mutlaka toplanın arkadaşlar. Sizlere Allah'ın izniyle yüksek tansiyon hastalığından nasıl kurtulabileceğine dair çok güzel bir tarif vereceğim. Eğer Allah'ın izniyle bu hastalıktan bir an önce kurtulacaksınız inşallah. Yüksek tansiyon hastalığı biliyorsunuz kan basıncı düzensizliği ile alakalı bir rahatsızlık ve ölümcül bir hastalıktır. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Ya beyne beyin kanaması sebebiyeti verir, beyne pıhtı atar ya da aort damarı anevrizması ve balonlaşması yapar ki bu çok tehlikeli bir rahatsızlıktır. Allah muhafaza hemen aort damarı patlaması ve can kaybı olmaktadır. Duyuyorsunuzdur ara ara bazen haberlerde, ünlülerde falan da oluyor. İşte aort damarı patlamasından vefat etti diye. Aort damarı patlamasının ana sebebi yüksek tansiyon hastalığı ve onunla ilgili kullanılan damarları deformasyona uğratan ilaçlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi videonun altına birçok ilaççı arkadaş abuk subuk şeyler yazacaktır. Önemli değil. Ben bildiğimi söyleyeceğim yine. Ve uyguladığımı söyleyeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi bu bildiğiniz gibi kırmızı alıç ağacı meyvesi. Ve alıç ağacı arkadaşlar. Bu alıç ağacında bir de şu şekilde böyle diğer ahlat ağaçlarında falan da oluşan parazit bir bitki dediğimiz öksüot var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şöyle. Burçotu diye de geçer ismi. Şöyle yukarıda da var gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bu öksüotu. Şimdi bu yüksek tansiyon hastalığından nasıl kurtuluruz onu anlatacağım arkadaşlar. Bu ağaç tamamıyla yüksek tansiyon hastaları için şifa için Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış bir ağaç arkadaşlar. Tamamıyla yüksek tansiyon hastasının ve işte kan basıncındaki diğer organların sağlığı için Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış bir ağaç arkadaşlar. Bunun başka bir tarifi yoktur. Nasıl yapıyoruz, nasıl kurtuluyoruz? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Sabah kalktığımızda 1-1,5 su bardağı suyu cezvede kaynatıyoruz arkadaşlar. Su cezvede kaynar hale geldikten sonra bu görmüş olduğunuz öksüotunun kurusunun kurutulmuş yapraklarından bu ki hemen kurur. 10-15 tanesini atıyoruz arkadaşlar cezveye. 2-3 dakika daha kaynatıyoruz kısık ateşte. Bu esnada cezvenin ağzını mutlaka kapalı tutuyoruz. Uçucu yağlar uçup kaybolmasın diye buhar yoluyla. Daha sonra ocaktan alıp 7-8 dakika demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde ağzı kapalı olacak cam bir çay tabağı ile. French press kullanmayın onlar tehlikeli arkadaşlar. 7-8 dakika daha beklettikten sonra bu burç otu çayımızı arkadaşlar güzelce süzüyoruz. Süzdükten sonra içerisine bu görmüş olduğunuz alıç meyvelerinden yapılmış olan doğal, güzel, güvenilir bir alıç sirkesinden bir tatlı kaşığı koyuyoruz arkadaşlar. İçerisine bir çay kaşığı da bal koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bunu sabah aç tok fark etmeksizin içiyoruz arkadaşlar. Günde bir bardak içmeniz kafi. Ne kadar içiyoruz? Yaklaşık 30-40 gün arkadaşlar. 30-40 gün içtikten sonraki 40 güne tamamlamak her zaman için evladır. Daha sonra gidin yine kardiyoloji bölümüne arkadaşlar ya da kalp damar bölümüne hem kalp kaslarınıza, damarlarınıza baktırın hem de tansiyon için arkadaşlar yine isterseniz bir holter talep edin. Holter sizin yine gün boyunca tansiyonunuzu ölçsün 24 saat ya da 48 saat her neyse ölçümlemesini yapsın. Allah'ın izniyle o yüksek tansiyon hastalığından kurtulmuş olacaksınız. Bu 40 günden sonra da ara ara arkadaşlar 2 günde bir, 3 günde bir bu çaydan içmeye devam edebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Dediğim gibi günde bir bardak içmeniz kafidir. Arkadaşlar çocuklarda da yüksek tansiyon hastalığı var ise şayet çocuklara da çay bardağıyla içirirsiniz arkadaşlar. Günde bir bardak. Gün boyu tansiyonunuzu kontrol edin zaten. İnme çıkma yapmayacaktır Allah'ın izniyle. Dediğim gibi yüksek tansiyon hastalığının şifası Allah'ın izniyle budur arkadaşlar. Uygulayan herkes de başarılı sonuç vermiştir Allah'ın izniyle. Sizin de uygulamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Çok yönlü bir çaydır aynı zamanda kalp kaslarını da güçlendirir. Damarlarınıza da şifa verir. Allah'ın izniyle bu rahatsızlıktan da kurtulursunuz inşallah. Allah herkese afiyet, sağlık, şifa versin inşallah. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.